Değerli dinleyiciler, Radyo Zulu'nun bu akşamki konuklarından birisi değerli sanatçı Nil Burak. Nil Hanım, hoş geldiniz programıma. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Size Los Angeles'tan sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Teşekkür ederim. Saygılar bizden de sizlere. Çok teşekkürler. Dünyanın bir ucundan öbür ucuna konuşuyoruz. Evet. Siz İstanbul'da mısınız şu anda yoksa Kıbrıs'ta mısınız? Şu anda Kıbrıs'tayım. Kıbrıs'tasınız. Çok güzel. Hafta sonu İstanbul'a geçiyorum. Evet. Evet. Ne kadar güzel. Sizin doğum yeriniz de Kıbrıs yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Benim doğduğum yer Kıbrıs. Orijinal olarak Kıbrıs. Harika. Ama çocuk yaşta Kıbrıs. Önce İngiltere'de vaktimle devam ettim. Ondan sonra İstanbul'a yerleştim ve tabii hayatımın yarısından çoğu İstanbul'da geçti. Türkiye'de geçti. Şimdi ben sizi çok yakinen takip ediyorum bir sanatçı olarak. Ben de o yıllardan beri sahnedeyim. Fakat yeni nesilden dinleyicilerimiz sizi pek fazla son zamanlarda görmeyen, tanımayanlar sizi tanımayabilirler dinleyicilerden. Biraz kendinizden söz eder misiniz? Bayağı geçti. 1975 sonu Kasım ayında. 1975-76. Evet. Evet, benim de tesadüfen gittiğim bir gece kulübünde rahmetli Sadri Alışan beni sahneye çağırmasıyla başladı. Ve o gece orada pek çok ünlünün olması ve Sayın Zeki Müren'in yollar içinde yatsın. Onun da bana çok beğenilmesi, arkasından da ismini onun kapmasıyla. Hemen şart yaptım. O zamanlar Atilla İzmiroğlu, işte Şanay Yerde Papa'nın şirketinde ilk 45'lik plağım Kaksa Tatlı ve Sus. Tabii ki altın plak almamla sanat hayatına başladım. Yani ilk plağım ve ilk altın plağımla. Ondan sonra arkası geldi tabii. O zamanlar gazino programları vardı biliyorsunuz. Gazinolarda çalıştık. Hı hı. Siz de bana çalmışsınız ya, öyle bir işsiniz. Evet evet, ben size eşlik ettim birkaç kez ama tabii orkestrada bir gitarcıydım o zaman. Yani pek hatırlamayabilirsiniz tabii ki. 70'li yıllarda. Ben de 1970'ten beri sahnedeyim. Ya, çok sanatçı arkadaşımla, müzisyen arkadaşımla çalıştığım için maalesef hatırlayamadım tabii, ama. Tabii tabii, çok doğru. Tabii ki mutlaka iyi bir müzisyenlerimiz ki birlikte çalıştık. Çok çok teşekkür ederim. Evet, ben tabii konservatuvar eğitimliyim. Güzel orkestralarda çaldım. Benim arkadaşlarım halen devam ediyorlar çalışmaya. Ben de Los Angeles hala müziğe devam ediyorum. Sizin plaklarınıza gelelim. O zamanlar 45'lik plaklar vardı. Şimdi yeni nesilden gençler bu plakları hatırlamazlar. O zaman 45'lik arkasından biliyorsunuz 33'likler geldi. Sonra kasetler başladı. Sonra da malum CD'ler başladı. O devam ediyor. Yani sizler bizler hepsini yaşamış olduk, görmüş olduk. Hatta bir 8 track böyle büyük kartuşlar bile vardı yani kasetlerden sonra. Veya büyük makara bantlar. Evet, evet. Tabii daha çok televizyonlarda onlar tabii ama tabii ki onları kullanıyorduk. Stüdyolarda önce onlara çekiliyordu. Ondan sonra normal şeylere aktarılıyordu, CD'lere aktarılıyordu tabii. Hı. 90'lardan itibaren. Siz Los Angeles'ta ne yapıyorsunuz? Ben bilgisayar işiyle ilgileniyorum. Hafta içerisinde normal zamanlarda. Hafta sonunda da müzik yapmaya devam ediyorum. Yani müzikten kopamıyoruz bildiğiniz gibi. Devam ediyor hala. Bir de radyo yayınım var böyle amatörce. Evet. Peki çok merak ettim. Los Angeles'ta bizi dinleyen yahut da ne kadar Türk yaşıyor veya Ermeni soydaşlarımız veya hani bizleri anlayan daha çok. Tabii tabii, milyonlarca var yani Kaliforniya'da, Amerika'da yani 1 milyon üzerinde Türk var zaten. Doğu tarafı, batı tarafı. Ay, ne kadar güzel. Tabii ki, tabii ki. Ben tabii Amerika'da da konserler verdim. New York, Washington'da, Miami'de verdim. Güney Amerika'da tabii çok festivale gittim. Hı-hı. Ülkelerde verdim. Sonra Türkiye'yi tanıtım vaktiyle TİKAL'ın görevlisi olarak verdim. Ama en son tabii verdiğimiz konser 87'ydi. Şeyin davetlisi olarak gelmiştik. Turkish American Club olarak davetlisi, evet, olarak gelmiştik. Çok güzel iki tane konserdi. İçin okuyorum, bir hafta kalmıştık. Bu arada Washington'da Frank Sinatra'nın da konseri vardı. Onu da izleme şansı bulmuştuk. Hoş, ben hangi de seyretmiştim ama onu da seyrettim. Sonra da Las Vegas'ta seyretmiştim. Muhteşemdi tabii ki. Çok güzel. Ben ne zamandan beri vallahi bir 5-6 senedir Amerika'ya gelmedim ama özlemişim yani. Evet, evet. Ben sizi en son şeyde hatırlıyorum. İstanbul'da Ataköy Marina'da yeni barlar açılmaya başlamıştı. Sevgili Defne Yalnız ve Mete Sezer çifti bir bar açmışlardı. Defne Bar diye. Ben orada, evet, evet. İki yıl orada ben gitar çaldım. İki yıl çalıştım orada Amerika'ya gelmeden hemen önce. Ve bir akşam siz oraya gelmiştiniz. O akşam hatta siz orada da şarkı söylemiştiniz. Ben size eşlik etmiştim. Yanınızda da bir sürü müzisyen arkadaşlar da vardı. Hatırlıyorum. Uğur Dikmen vardı.
başka müzisyenler de vardı. Yani öyle bir kalabalık bir grup gelmiştiniz. Yaklaşık olarak Kalabalık bir grup gelmiş. 20 küsür sene olmuş yani 22-23 sene öncesinden söz ediyorum ya tabii hatırlayamadım. Evet tabii ki. Sizin şimdi albümlerinizden 77 yılından itibaren albümler yapmışsınız. En son hangi senede albüm yaptınız? 2000'lerde bir yaptınız mı albüm? En son ne zaman mavi yaptım? 2009. Olur mu ya? Mavi yaptık en son ne 2009'u? Hayır hayır. Yok yanlış söyledim. 2012. 2012. Ben de şimdi notlara bakıyorum. Mavi 2012. albümü. Evet. Evet. Mavi 2012. albümü 2012 olması lazım. Peki sizin albümlerin dışında, müziğin dışında sizin filmlerde de rol aldığınızı hatırlıyorum. Birçok filmde rol aldınız. Evet çok değil ama 4 tane filmde rol aldım. Televizyon dizileri yaptım ama çok 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 şov tabii yaptım. Çalıkuşu diye bir... Çalıkuşu, evet Çalıkuşu, Kaldırım... Kaldırım Çiçeği. Kaldırım Çiçeği, evet. Avrupa Yakası, şimdi notlara bakıyorum ben de. Evet, Avrupa Yakası. Bir film daha olacak. Evet, onun ismini unutmuyorum ya. Karate'de yayınlanmıştı. Yıllar geçti evet. Aradan. O kadar çok şey yapmışız ki. Ama kalıcı şeyler bunlar. Gerçekten güzel. Sonra bilmiyorum bir sürü videolarınız var tabii. O dönemde videolar da yapılıyor. Video klipler çekiliyordu. En flash şarkınız da benim zevkle dinlediğim şarkılardan biri ise Sen de Başını Alıp Gitme. Bu şarkı hakikaten çok çok güzel bir beste, sözler, sizin yorumunuz evet, her şey çok çok güzel. Benim ikinci altın plağımdır o zaten. Sen de Başını Alıp Gitme. Sözleri Mükemmel Cennet Olsun, sözleri Cem Karaca'ya ait. Bestesi de benim zaten. Evet. Pek çok sanatçı, Zeki Müren Dahil seslendirdi şarkımı. Güzel bir şey. O tabii klasikler arasına girdi. Unutulmayacak şarkılardan tabii. biri. Rahmetli Cem Karaca da seslendirmişti bunu bir planda zannediyorum bu parçayı. O da söylemişti. Evet tabii ki. Birlikte evet. de seslendirdik. Birlikte seslendirdik. Ben hatırlıyorum hatta o sizin Defne Bar'a geldiğiniz akşam bunu söylemiştiniz siz. Çok hoşuma gitmişti, etkilenmiştim bu şarkıdan. Evet, evet. Çok güzeldi. Bir de festivallere katılmışsınız galiba. Şimdi notlara bakıyorum da bir festivalde 1985'te Medi Festival. Bu neydi Medi Festival diye? Eurovision'a evet katıldım. Eurovision'a katıldım. Yılan'da, pardon, 3 tane festivale katılmıştım. Zaten şeyde İtalya'da o Eurovision'a katıldığım şarkıyla Güneş Bir Kere Doğdu ile birincilik aldım. Orada yazıyor tabii bilmiyorum şimdi okudunuz bu şeyini. Ondan sonra İrlanda Festivali'nde, Kavan Müzik Festivali'nde 3 ödül birden aldık en iyi yorumcu, ikincilik ve en iyi aranjman diye. Sonra Şirin Festivali'nde aynı şekilde bayağı festivallere katılmışım ben. Evet. Pekala yeni projeler var mı tekrar müzikle ilgili veya filmlerle ilgili? Yeni proje inşallah. Şimdi benim Kıbrıs'ta bir butik otelim var. Çok güzel. Butik otel diye. 1997'de açmıştık. Sonra İstanbul'a dönmüştüm. Hani kiralamıştım. Sonra tekrar şimdi özel otelin başındayım son bir yıldır. Yine kendim çalıştırıyorum otelimi. Ne güzel. Hangi şehirde? Yani hem iş kadınları hem sanatçı. Girne'de. Girne'de. Yolumuz düşerse mutlaka Girne'ye geliriz sizin otelinize kalmak için. İnşallah beklerim tabii ki neden olmasın. Hem üç kadınları oluyor devam ediyor hem de konserler devam ediyor tabii bu arada. Harika. Dolayısıyla İstanbul Girne arasında mekik dokuyorsunuz gidip gelmek trafik açısından. Evet. Şimdi siz tecrübeli bir sanatçı olarak yeni nesilde şarkı söyleyenleri nasıl görüyorsunuz? Ne gibi eleştiriler yapıyorsunuz veya onlara ne gibi önerileriniz olabilir? Nasıl daha başarılı olabilirler sahnede? Şimdi biz de birilerinden sonra geldik. Bizden sonra da tabii ki birileri gelecektir. Yeni nesilde de çok güzel sesli olan arkadaşlarımız var. Çok güzel şarkı söyleyenler var. Evet. Bu birazcık daha tabii zaman meselesi de hani... Kalıcılık mevzu çok önemli. Biliyorsunuz bu işin ilk 10 senesi zordur. Yani eğer 10 sene kalıcı olursanız 10 seneden sonra kalıcısınız demektir. Çok güzel. Şimdi orada araya girmek istiyorum. Bu benim de her zaman kullandığım bir espridir. Ben de keman çalıyorum. Konservatuvar eğitim keman biliyorum evet. üzerine. Herkes soruyor keman çalmak kolay mı? Ben de çalsam. Evet. Ben de diyorum ki ilk 25 senesi zor. Ondan sonra çok kolay diyorum. Bu da benim sürekli kullandığım Doğru. bir espri. Doğru. Buyurun devam edin. Doğru. Onun için kalacak olanlar kalacaktır. Gidecekler gidecektir mesela. Doğru. Ama ben güzel çalışmak lazım, araştırmak lazım. Bir tek şeye odaklanmamak gerekiyor. Her türlü müziği dinlemek gerekiyor. Araştırıcı olmaları lazım. Tembel olmamaları lazım. Evet.
Yani bundan öneririm. Başka bir şey söylemiyorum. Sevgili Nilburak, çok teşekkür ediyorum. Yani bunlar güzel öneriler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Programa katıldığınız için teşekkürler ediyorum. Vaktinizi ayırdınız. Size başarılar diliyorum. Hem iş hayatınızda hem sahne hayatınızda, sanat hayatınızda tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de çok çok teşekkürler ediyorum. Tüm dinleyicilerimize de sevgiler, saygılar, selamlar efendim. Sağ olun. Var. İnşallah görüşürüz. İnşallah canlı olarak da bir gün Los Angeles'te katılırım programınıza. Çok güzel olur. Size de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler.